Yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan video çekmeye karar verdim. Bugün görmüş olduğunuz gibi mısır tarlasını sürüyoruz. İki gün önce güzel bir yağış aldı bölge. Çevredeki tüm çiftçiler şu an çift seferberliğinde. Herkes arazilerini sürmek istiyor. Anızları. Ekim sezonu yaklaştığı için hazırlık peşinde herkes. Yerler kuskuruydu. Burada belki mısır silajını suladığımızdan dolayı mısırı nem varmıştır biraz. Yağmur da yağınca çok iyi oldu. Ama normal anız yerler kuskuruydu. Kulluk girmeyecekti. Yağmurdan sonra şimdi herkes sürüyor. Arkamızda 5'li 10'lu ünlü kulluk var. Kulaklarda kursu varım. Şahsen 10'lu. Açık ara. Traktörümüz TD 110. Beni önceden takip edenler bilir. Buraya Regrasya'da tirtikale türü yemlik ot ekeceğiz Allah izin verirse. Şu an işte Eylül 3'ü 4'ü. Önümüzdeki günlerde ekersek belki yılbaşına önce bir kere biçeriz. Kavun güzel olması yakıtı da etkiliyor. Yakıtı düşürüyor. Kulluğun demirlerinin aşınmasını azaltıyor. Her türlü güzel yani tavla olduğu zaman bizim için faydalı. Allah'a şükür yağış aldı bölge. Sürümlere devam ediyoruz. Video atmıyorduk. Bahsettiğim gibi işlerin yoğunluğundan dolayı çok fazla video çekip video düzenlemeye vakit bulamıyorum. Asıl işimiz hayvancılık olduğu için yoğun bir tempo içerisindeyiz devamlı. Bu da ister istemez yorucu olduğu için videoya zaman bulamıyoruz. Bundan sonra elimden geldiğince arada sırada video atmayı düşünüyorum inşallah. Bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı adı Topaloğlu Çiftliği. Topaloğlu alt tire çiftliği 45. Zaten belki açıklama kısmında Instagram'ın linkini de paylaşırım. Bir cam açayım. Buralara yağmur az işlemiş. Altta taban taşı var. Kulluk tam girmiyor. Biçerken de traktörle çiğnediği için sesimiz şu an seri bir. Devir saati de 13-14'lerde. Şu an bakalım bu şekilde güzel bir şekilde sürüyoruz.
hakkında görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Burası yaklaşık 30 dekar bir yer. Yarım depoyla geldim. Ev yakın olduğu için uğraşmadım doldurmayla zaten. Tarlayı bitirmeden eve giderim. Bir öğlen sahum yaparız. 3 sahum yapıyoruz hayvanlara, ineklere. Öğlen sahum saatinde evde olmam gerek. Hayvanlarla video isterseniz onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince bundan sonra paylaşım yapmaya çalışacağız. Tek başıma olduğum için dışarıdan görüntü alamayacağım şimdi. Drone'umuz olsa tabii o çekebilir de. Bakalım nasip kısmet ileride belki o da olur. Video işini devam ettirmek istersek. Buranın toprak yapısı bizim bölgede boz toprak diye tabir ettiğimiz dilim dönmedi abi. Böyle kumsal tipli çok verimli olmayan, suyu tutmayan bir toprak. İşte hayvan gübresi atarak sulu tarımla falan, ondan sonra çavdar türü suyu az isteyen bitkiler ekerek idare etmeye çalışıyoruz. Hani normal taban topraklı bir arazide sulama yaptığınızda bir hafta sonra tekrar su istiyorsa bir bitki, bu şekilde bir arazide 3 gün sonra su ister. Suyu tutmuyor. Nem tutmuyor bu toprak. İdare ediyoruz. Kırsal bir bölge burası. Gördüğünüz gibi her taraf dağlık. Burada sulama sistemleri yok. Baraj sulama sistemleri. Sondaj yeraltı sularıyla derin kuyularla, derin dediğim 100-200 metre arası, 300 metreye kadar en fazla bazı bölgelerde bu şekilde sulamalar yapılıyor. Daha geniş çevrelere gittiğimizde var barajlar, sulama barajları, göletleri ama bu sene 2024 yılı yağışsız geçtiği için göletler dolmadı. Birçok göletten sular kısıtlı verildi üreticilere. Yani o yüzden genelde derin kuyularla çalışılıyor buralarda, bu bölgede. Çok güçlü su kaynakları, akarsular yok. Gediz Nehri var. 7-8 kilometre yakınımızda. Ondan zaten biz yer aranamıyoruz. Şu anda zaten yağmur yağmasaydı orası da kururdu büyük ihtimal. Allah yine şükürler olsun. Üreticilerin yüzüne güldü. Hani kurumuştu yani Gediz Nehri. Okula bölgesinde akmıyordu. Şimdi sanırım kuşağı falan güzel yağış oldu. O yağışların da etkisiyle, bu yağışların da etkisiyle akar diye düşünüyorum. Sizin için bir dışarıdan takviye alıp video alacağım inşallah.
Maşallah hiç kuru çıkmıyor sayılır. Çok az çıkıyor. Bu da sanırım karıştığı zaman daha iyi olur. Şimdi yavaş yavaş geri traktöre geçelim. Ne olur ne olmaz. Normalde seri birini sürüyorum da video çekerken ikisini aldım, traktör karıktan çıkarıp ben hızlı gidince. Şu karşıda da çift sürüyorlar. Başka bir tarlada dedem sürüyor. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah bundan sonra daha güzel videolarla beraber oluruz. Instagram'dan bazen yazanlar oluyor. Caner abi falan yazmıştı. İzliyorsa ona selam olsun. Video paylaşmıyorsun falan diye. Bundan sonra inşallah elimizden geleni paylaşmaya çalışacağız. Bana destek olmak adına eğer videomu beğendiyseniz beğenip görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Eğer abone değilseniz kanala da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman ben daha istekli bir şekilde videolar hazırlarım, çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.